Bir ölçme işi yaparken pozitif sayıların dışında sayılarla iş görme gereksinimi duyulmaz. Ölçüsü sıfırdan az bir geometrik büyüklük de neyin nesidir? Muhasebecilikten hareket eden Hint saymanları ortaokul öğrencilerinin işaretler kuralı diye bildikleri şeyi ortaya koydu. Sıfırdan çıkarılan bir mal borç demektir. İki malın ya da iki borcun çarpımı da bölümü de bir maldır. Bir malın bir borçla çarpımı ya da bölümü bir borçtur. Ne Babil ve Mısır saymanları ne de Yunan düşünürleri ve onların ardından Arap matematikçileri genel negatif sayılar fikrini ortaya koydu. Negatif nicelikleri ilk kullananlar Hintli matematikçilerdir. Milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda bu nicelikleri muhasebe gereksinimleri için kullandılar. Mallar pozitif sayılarla temsil edilirken borçlar negatif niceliklerle kaydedilirdi. Negatif nicelikler zamanla somutluktan ve kendilerini ortaya çıkaran koşullardan kopmuş, genel bir negatif nicelikler kullanımını olanaklı kılmıştı. Pozitif olmayan sayısal varlıkların batıda ortaya çıkması için 15. yüzyılın sonunu beklemek gerekir. Bunların kullanım kuralları olan işaretler kuralı belirlenir ama gerçek nicelikler olarak yeni sayı olarak varlıkları yatsınır. Numeri absurdi adı verilen bu sayıların varlığı uzun süre tanınmadı. Yani bir denklemde olası bir çözümü olabilecekler kabul edilmedi. Descartes için bile bir denklemin pozitif olmayan kökü yanlış bir kök olarak sayılırdı. Bir fonksiyonun grafik olarak betimlemesine gelince, bir eğrinin noktalarına negatif koordinatlar vermeye ancak 17. yüzyılın ortasında İngiliz matematikçi John Wallis cesaret edebilmiştir. Şu anda negatif sayıları hayatımızın her yanında kullanmaktayız. Sıfırın altındaki sıcaklıkları, bir apartmanın zemin katın altındaki bodrum katlarını, deniz seviyesinin altındaki noktaları ve daha birçok alanda negatif sayıları görebilmekteyiz.